Daha önce hiç kuş yuvası görmüş müydünüz? Eğer ki gördüyseniz kuş yuvalarının ne kadar dikkatlice ve ince ayrıntılarına göre inşa edildiklerini fark etmişsinizdir. Bu ince işçiliğin mimarları ise kuşlardır. Yetenekli kuşlar yuvaları sadece gagalarını ve ayaklarını kullanarak inşa ediyorlar. Ortaya ise bu muhteşem ötesi yuvalar çıkmakta. Biz de bugün hayvanlar aleminin en inanılmaz yuvalarından bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Sinek kuşları havada asılı kalıp kanatlarını çok hızlı çırparak durmalarıyla tanınırlar. Türüne bağlı olarak saniyede 15 ile 80 kez kanat çırpabilirler. Sinek kuşlarının bir diğer benzersiz özellikleri ise yuvaları. Öncelikle erkek sinek kuşlarının çoğu yuva kurmada eşlerine yardımcı olmaz. Çoğu sinek kuşu türü ağaç dallarında özenle dokunmuş bir kap görünümünde yuva yapmaktadır. Bu yuvalarda 2 adet beyaz yumurta bulunur. Bunlar tüm kuş yumurtalarının en küçüğü olsalar da yetişkin bir sinek kuşunun boyuna oranla büyük sayılırlar. Sinek kuşları yuvalarını ise bir funda ya da ağaçla korunan bir yerde inşa eder. İşte sinek kuşlarının benzersiz ve etkileyici yuvaları. Dünyanın en büyük yuvalarından bir tanesi yine dünyanın en büyük kuşlarından biri olan kel kartal tarafından yapılmakta. Kel kartallar tarafından inşa edilen büyük kuş yuvalarının genişliği 2.9 metre genişliğindeyken derinlikleri ise 6 metre derinliğinde olmaktadır. Ağırlığı ise 2 tondan fazla olan yuvalar hem erkek hem de dişi kartallar tarafından ortaklaşa inşa edilir. Ayrıca yetişkin kel kartallar diğer kuşların aksine her yıl aynı yuvayı kullanmayı devam ederler. Sadece eski yuvasını yeni bulduğu şeylerle yenilemeye çalışmakta. Yuvaları inşa etmekse en fazla 3 ay sürer ve bu büyük yuvalarda yavrularını beslerler. Peki daha önce hiç kel kartal yuvası görmüş müydünüz? Sırada yenilebilir bir kuş yuvası var. Bu kuş yuvası Swiftlet adı verilen kuşlar tarafından inşa ediliyorlar. Kuşlar bu yuvaları salya ile yapmaktalar ve sonrasında insan tüketimi için hasat ediliyorlar. Nadir bulunmaları, yüksek besin değeri ve lezzetleri nedeniyle Çin kültüründe özellikle bu yuvalar çok değerli. Yenilebilir kuş yuvaları insanlar tarafından tüketilen en pahalı hayvansal ürünler arasında yer almaktadır. Bir kuş yuvasının türü veya derecelendirilmesi kuş türüne ve kuş yuvasının şekline ve rengine göre değişir. Ancak Swiftlet kuşlarının yaptıkları yuvalar dünyanın en pahalı yuvalarından bir tanesidir. Genellikle beyaz renkli olan bu yenilebilir yuvalar bazen kan yuvası olarak adlandırılan kırmızı renkte de bulunurlar. Yuvalar Çin mutfağında 400 yıldan uzun süredir çoğunlukla kuş yuvası çorbası olarak kullanılmakta ve özellikle cilt sağlığına iyi geldiğine inanılmaktadır. Peki kimler akşam yemeğinde kuş yuvası yemek isterdi? Çekiç başlı kuş ya da hamalkop nerede olursa olsun bir duvar veya uygun bir çıkıntının üzerinde büyük bir yuva inşa eder. Kuşlar 3-4 hafta içerisinde oldukça dayanıklı ve kendi büyüklüğüne göre de oldukça büyük yuvalar yapabilmektedirler. Bitmiş bir yuva 45 kilogramdan daha fazla ağırlıktadır ve boyu da tabanından kubbeli çatısına kadar 1,5 metreyi geçen yüksekliktedir. Böylesine gelişmiş yuvaları yapmak insan eliyle 3-4 ay sürecektir. Hamalkop kuşlarının yuvaları 8000 parçadan oluşur ve bunlar ağır dal parçaları, çalılıklar, yapraklar, tüyler, kemik parçaları, plastik hatta iç çamaşırı bile olabilmektedir. Yuvanın yeri olarak da genelde ağacın çatallı dalını seçerler. Yuva birbiriyle bağlantılı dar ve karmaşık tünellerden oluşmakta. Bazı inançlara göre ise hamalkop kötü alametler ve kötü şans olarak da kabul edilir. Nedeni ise büyük yuvaları ve yuvalarında sıkça kullandıkları kemikler ve kemik parçalarıdır. Afrika'da yaşayan serçe büyüklüğündeki sosyal dokumacı kuşu 5000 bireylik sürüler oluşturacak şekilde bir araya gelerek dünya üzerindeki en muazzam yuvasını inşa eder. 1 tonun üzerindeki ağırlığı ile ortalama 100 odaya sahip olan bu yuvalar zaman zaman üzerine kuruldukları ağaçları çökeltebilirler. Ve o kadar sağlamdırlar ki 100 yıl boyunca ayakta kalanlarına rastlanılır. Kuşlar bu devasa yuvayı yapmak için birçok farklı malzeme kullanırlar. Kış akşamlarında sıcaklığın -7 santigrat dereceye kadar düştüğü bölgede yuvanın iç sıcaklıkların sıcaklığı boşken 2-3 santigrat derece, kuşlarla doluyken de 20-25 santigrat derece ölçülür. Yuvanın kuşlara olan getirisi bu kadarla sınırlı değil.
yuva girişlerinin alt kısımda yer alması, diğer kuş yuvalarında görülen atmaca ve diğer yırtıcı kuşlardan gelecek saldırıların da önüne geçmiş olmakta. Dünyanın en ilginç yuvalarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu yuvalardan en çok hangisini ilginç buldunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.